Evet, şu an Orhaniye köyündeyim. Buradan Uludağ'a doğru tırmanışa başlıyorum. Şu an hava sıcaklığı 10 derece, saat 11.35. Yerde hafif nemli kısımlar var. Cam içeriden hafif buhar yapmaya başladı. Şu an 4 çekere geçirdim. Ön cama klimayı açtım. Aşırı buhar oluşuyor. Güneş vurunca da önümü göremiyorum. Güvenlik riski oluşturmaya gerek yok. Sunroof'u açtım az önce. İçeride biriken nem atılsın diye. Evet, fiyat Ege'ye denk geldi. İçinde Araplar var. Şu an Balçık Çamur'dan geçiyorum. Geçtim. Bölgeyi nispeten biraz hızlanarak ilerliyorum. Evet, araç kendi bildiğine gitmeye kalktı. Ona sahibinin kim olduğunu gösterdim. ESP devreye giriyordu. Onu kapattım şimdi. Emin olmak için kapatma tuşuna bastım. Şimdi daha rahat çıkıyorum. Böyle çok aşırı kaygan yerlerde ESP devreye girerse arabanın komple yığılıp saplanmasına sebep olur. Evet, şu an canavar gibi gidiyor. Hafif kar birikintileri başladı. Temkinli gitmekte fayda var. Güzel topluyor. Hafif kontralarla aracı tekrar yola soktum. Evet, Orhaniye yolunda bazı bölgeler sert, bazı bölgeler çakıl taşı, bazı bölgelerde balçık şeklinde. Balçıklı noktaları sorunsuz geçebilirseniz devamında yol zaten büyük iri taşlara dönüşmeye başlıyor. Oralarda ilerlemek daha rahat. Şu an yukarıda muhtemelen tek sıkıntı olabilecek şey kar kalınlığının artması olur. Şu an yön olarak seçemiyorum ama muhtemelen kuzeye bakan virajlarda kar kalıntıları mevcut. Bölgeden geçiyorum. Evet, Bizde'ye dönüşü daha. Şu an yaklaşık 40 ile ilerliyorum yokuş yukarı. Virajlarda gaz kesmek lazım.
Fren fayda etmez. Bu bölgeden yavaş geçirdim yan taraf. İlk bayağı. Daha önce de bu yolda giderken yaklaşık 1,5-2 yıl önce Araplar denk gelmişti. O zaman Passat'tı. Google Maps'te tam zirvenin bulunduğu yer Uludağ diye işaretli. Muhtemelen bu arkadaşlar açıyor Google Maps'i, Uludağ diyor. O da buradan Orhan Eli patikasında tarif ediyor. Doğal olarak zirveyi işaretliyorsun çünkü. O yüzden böyle arada Arap misafirler yolu şaşırabiliyor. Aslında gitmek istedikleri yer muhtemelen Uludağ Oteller bölgesi. Google Maps'in öyle bir kıyağı oluyor Arap arkadaşlara. Evet, yaylaya denk geldim. Burada gayet açık hava. İlerlemeye devam ediyorum. Şu an görür görmez arasındayım. Güneş çok geldi. Evet. Şu an güneye bakan açık taraflarda olmam lazım. Çünkü yükselmeme rağmen kar azaldı. Evet, çok iyi gidiyor. Su kanallarından biraz daha dikkatli geçmem lazım. Çok sert içi. Şu an sert zemin çakıl bölüme geldim. Buradan yavaş ilerliyorum. Kalınlığı arttı bu bölgede. Güneş gelen yerlerde erimiş. Zaten temkinli bir şekilde yavaşça geçiyorum. Buraya ağaç devrilmiş. Şu an 7 derece. Saat 11.42. Gün saatim yok, o yüzden size yüksek bilgisi veremeyeceğim. Zemin olabildiğince sert mermer kırıklarından oluşuyor. Bu bölgede herhangi bir çekiş problemi yaşamanızın sebep olacak bir nokta yok. Evet, hava gayet açık. Kilometre veremeyeceğim ama olabildiğince gözüküyor. Yerde tekerlek izleri var. Araç olarak ne olduğunu bilemeyeceğim. Şu an 30 kilometre hızla ilerliyorum. Yani Jimny'ye denk geldim. 34 bir dakika. Lastikleri biraz asfalt tipi. Burada bırakmış aracını. Evet, kar kalınlığı yükseldi. Şu anda rahat bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Herkes burada eller havaya demiş. Bakalım aracımız ne yapacak? Gitmiyor. Eller havaya. Jimny'nin yanına park edeceğim. Direksiyonun konumunu kaybettim. Sola mı dönük, sağa mı dönük? Evet, kar kalınlığı çok yüksek.
Bugün işin aksine kar çorabımı evde unuttum. Arabayı onunla deneyebilirdim. Ama eminim ki çok ani bir şekilde yükseliyor kar kalınlığı. O yüzden çok da fayda edeceğini sanmıyorum. Aşağı incelemekte fayda var. Nasıl çevireceğimi görmem gerekiyor. Evet, bu arkadaş da burada çevirmiş arabayı. Uygun duruyor gibi bu bölge. Aynaları aşağıya doğru çevireyim. Hop. Hop. Biraz daha ileri. Hop. Hoppa. Evet, araç yan yana kayma eğiliminde şu an. Tam yokuşluyum çünkü. Çok güzel. Şuraya alacağım arabamı. En azından jimniden biraz daha yukarıya çıkmış olayım. Şimdi arazi ne olduğumuz için buradan traktör geçer, grader geçer, iş makinesi geçer, her şey olabilir. Olabildiğince aracı kenarıya yanaştıracağım. Bir cisim bize yaklaşıyor. Kontrol edeyim. Tamam, burası müsait. Biraz daha geri alabilirim. Çok az geri aldım mı, burası yayla gibi zaten. Sıkıntı olmaz. Hoppa. Evet, arabanın park sinyali, ne yapıyorsun o diyor. Şimdi el freni çekik. Vites boşta. Araba ileri akıyor mu? Akmıyor. O zaman kapatma zamanı. Şimdi de P'yi alıp secure lock yaptım. Aracımız ayılara emanet. Sunroof'u da kapattık. Biraz motor beklesin, turbo kendine gelsin. Bayağı bir zorlandı. Bu arada ben de hazırlıklarımı yapayım. Hop. Kargotlarım. Ben size tozluklarımı bulamadım evde. Böyle bir handikapım var şu an. İnşallah ayaklarım ıslanmaz. Kar kutumu giyiyorum. Daha sonra ekipman tanıtımı da yapacağım. Defalarca kullandığım, işe yaradığına garanti getirdiğim ürünler var. İhtiyacı olanlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu botlar yılların botu.
2012'de almıştım. Çok cefakar çıktılar. Skuter. Kuru havalarda trekking yapmak için çok uygun. Neme için de uygun. Hava kar için uygun değil. Dediğim gibi hepsini daha sonra detaylı tanıtacağım. Motoru kapatayım, kamerayı kapatayım. Daha sonra giyinip yoluma devam edeceğim. Olabildiğince bekledik. Hoppa. Görüşmek üzere. Yola çıkınca tekrar açacağım.